Orman Gazi Elektrik Perakende Satış AŞ kıdemli insan kaynakları yöneticisi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 15 yıldır devam eden meslek hayatımın son 3 yılını Zorlu Enerji OEBSAŞ bünyesinde sürdürüyorum. Son 3 yılda bu bünyede görev almış olmak, EBRD ile ortak yürüttüğümüz toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmasının da başlangıcından bu yana hem bir projenin her aşamasına tanık olmamı, gelişim sürecini de izlememi sağladı. Bir kadın çalışan olarak benim için de bir farkındalık ve gelişim yolculuğu olduğunu söyleyebilirim. Zorlu Holding tarafından Akıllı Hayat 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonu çatısı altında Eşit Bir Hayat markamızla Fırsat Eşitliği programımızı hali hazırda yürütüyorduk. Yani bir anlamda aslında şirketin DNA'larında bu yapı hazırdı diyebiliriz. EBRD ile birlikte bütün süreçlerimizi toplumsal cinsiyet eşitliği gözüyle tekrar bir gözden geçirme ve prosedürlerimizi detaylandırma fırsatı bulduk. Zorlu Enerji olarak toplumsal, çevresel ve sosyal alanlarda sürdürülebilirlik yolculuğumuz zaten uzun yıllardır devam ediyor. Özellikle sosyal alanda başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde eşitlikçi ve adil bir yaklaşımı benimsemek en önemli iş prensiplerimizden biri. Geleceğin yeni nesil enerji şirketi olarak eşitlikçi yaklaşımımızı şirket içinde hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde bir proje değil, bu alanda uzun soluklu bir kültür inşa etmek olarak görüyoruz. EBRD ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği programını hayata geçirmek için 2019 yılının ilk çeyreğinde bir araya geldik. Proje başlangıcında öncelikle çalışma arkadaşlarımızın fırsat eşitliğine bakış açısı, karşılaştıkları zorluklar ve iyi uygulamalarla ilgili fikirlerini aldık. Proje ekibimiz ve EBRD yetkilileriyle birlikte proje süresince hayata geçirmeyi hedeflediğimiz uygulamalarla ilgili çok çeşitli ve etkili bir proje takvimi oluşturduk. 2019 yılında şirketimizin üst yöneticisi tarafından tüm çalışma arkadaşlarımıza projenin amacı ve kapsamı ile ilgili bir duyuru yapıldı. Proje lansmanımızı da Eskişehir'de üst yöneticimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın da katılım sağladığı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerimizi projenin başlangıcından günümüze kadar sürekli olarak devam ettirdik ve böylece farkındalık düzeylerini arttırdık. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler WEPS yani Kadını Güçlendirme Prensiplerinin sözleşmesinde de imza attık. Programın tüm çalışma arkadaşlarımız tarafından sahiplenmesi bizim için çok önemliydi. Bu amaçla iletişim planlarımızı oluşturduk. Bu kapsamda her ay aylık olarak uluslar ve uluslararası fırsat eşitliğine ilişkin gelişmelerin yayınlandığı ve yaptığımız faaliyetlerle ilgili iletişimlerimizi aylık bültenler olarak tüm çalışanlarımızla paylaşıyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi de fırsat eşitliği çerçevesinde tekrar gözden geçirdik ve dokümanlarımızı revize ettik. İşe alımdan başlamak üzere tüm süreçlerimizde fırsat eşitliğini odak noktası haline getirdik. Yeni işe alım yapılacak adayların da bu bakış açısında olduğumuzu görmeleri amacıyla iş ilanlarımızda da fırsat eşitliği ilkesini ekledik. Tüm yönetici pozisyonlarımız için terfi kriterlerini ve yetkinlikleri tekrar gözden geçirdik ve cinsiyet eşitliği açısından revize edilmesi gereken noktalar var mı diye tekrar baktık. Yönetici pozisyonlarımız için yedekleme planı oluşturduk. Bu yedekleme planında kadın ve erkek çalışan oranının %50-50 eşit çıktığını söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ve oluşturduğumuz yedekleme planından sonra buradaki arkadaşlarımız için çeşitli programlar geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Mentörlük programımızı bu kapsamda hayata geçirdik. Programımız mentor ve mentilere mentörlük felsefesinin aktarımı ile ilgili bir bilgilendirme eğitimi ile başladı. Sonrasında mentor ve mentee eşleşmeleri, hedef belirleme toplantıları, görüşmeler ve son olarak kapanış görüşmesiyle son buldu. Programımızı geliştirip önümüzdeki dönemlerde de devam ettirme yönünde bir isteğimiz var. Şirketimizde kadın ve erkek çalışan sayısı dengede olmakla beraber kadın yönetici sayısının artırmasıyla ilgili de programlar tasarladık ve devreye aldık. Bu kapsamda kadın çalışanlarımızın
Toplam 2 hafta süresince kendi birimleri dışında full time diğer birimlerde görev almaları, bu anlamda da bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ile ilgili bir rotasyon programı uyguladık. Program sonunda katılımcılardan memnuniyetlerini ölçmeleri için bir anket düzenledik. Bu anket sonucunda da memnuniyet oranının %96 düzeyinde çıktığını mutlulukla paylaşmak isterim. Çalışanlarımızın şirketin bakış açısına ne kadar vakıf olduğunu ölçmeye çalıştık. Anket sonuçlarında çalışanların %85 gibi yüksek bir oranda şirketimizin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediğini düşündüğünü gözlemledik ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Sonraki anketlerde de bu soruları geliştirerek ölçümlemeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizim için başka önemli bir konu da şu oldu. Zorlu Holding'in tüm şirketleri bizim çalışan bağlılığı anketine toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eklediğimiz soruları kendi anketlerine de ekledi. Böylece fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramları tüm şirket olarak bizim için bitmeyen bir yolculuğun başlangıcı oldu. Hayatta geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz tüm süreçlerimizde cinsiyetler arası dengede katılımcı sayısının olmasına dikkat ediyoruz. Eşitliğin sağlanması ve takip edilmesi amacıyla hedeflerimizi takip ediyor ve metriklerimizi kayıt altında tutuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için hiç bitmeyen bir yolculuk. Deneyimlerimizi geliştiriyor, hedeflerimizi sürekli üstüne koyarak ilerletiyoruz.